Herkese merhabalar. Sesim geliyor mu arkalara kadar? Mikrofonsuz da olsa. Ben çok alışık değilim sanatçılarımız gibi ama ben Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden Merve Tokmakçıoğlu. Hepinize hoş geldin demek istiyoruz. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin ve Ruhsu Dostlar Korosu'nun ortak etkinliğine hepinize hoş geldin diyerek başlamak istiyoruz. Başlangıçta çok kısa bir sizle paylaşmak istediğim, Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak paylaşmak istediğimiz bir durum var. Sıcağı sıcağına bir gündemimiz var ve bununla ilgili bugün sosyal medya hesaplarından ve NKM web sitesinden bir basın açıklamamız oldu. Bu basın açıklamasını okumak istiyorum. Başta Ilgın Bey'in, şefimiz Haluk Hoca'nın ve Ruhsu Dostlar Korosu'ndaki koristlerimizin de desteğiyle bu açıklamayı NKM olarak sizinle paylaşmak istiyoruz. Duydunuz mu? Sabancılar tiyatroya saldırmaya karar vermiş. Enerjisa, soygun faturasını reddeden moda sahnesine elektriğini keseceğini bildirdi. Bu bildirim, bir elektrik dağıtım şirketinin kendi basit tercihi değildir. Sermaye ve onun temsilcisi siyasi iktidar, halka yönelik yoksullaştırma saldırısını geniş bir program haline getirmiş, içine sanatın tasfiyesini de katmış bir bulunmaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi tiyatronun fişini çekmelerine izin vermeyeceğiz. Soyguncuları ayaklarını denk almaları için uyarıyoruz. Bilindiği gibi Kadıköy'deki moda sahnesi fahiş elektrik faturalarını ödemeyeceğini ilan etmişti. Enerjisa'dan yapılan bildirimle tiyatronun elektriğinin 7 Mart pazartesi günü kesileceği moda sahnesi il yönetimine iletilmiş oldu. Nazım Hikmet Kültür Merkezi, moda sahnesinin bu tutumunu desteklemekte sanat emekçileriyle dayanışma içinde olduğunu ilan etmektedir. Yalnızca tiyatrocuları, genel olarak sanat dünyasını değil, bu sömürü düzeninin yoksullaştırma saldırısına uğrayan bütün emekçi halkımızı ve aydınları dayanışmaya ve mücadeleye çağırıyoruz. Elektrik kesme bildirimi, herhangi bir şirketin herhangi bir tüketiciyle ilişkisi çerçevesinde düşünebilecek sıradan bir olay değildir. Çünkü elektrik pazarda satılıp alınacak bir mal değildir. Yaşamsal ihtiyaçlardan biridir ve onsuz yaşanamayacağı, herhangi bir etkinlik var edilemeyeceği kamusal niteliktedir. Topluma bedelsiz bir hizmet olarak sunulması gereken elektriğin üstünden sermaye sınıfının devasa karlar elde etmesi gayri meşrudur. Türkiye'nin en büyük sermaye gruplarından biri olan Sabancı Holding, kar amaçlı olmayan bir tiyatroya fahiş fatura çıkarmakta, elektriğini kesmeye kalkışmaktadır. Bir özel şirket nasıl bir tiyatroyu karanlığa ya da bir emekçinin evini karanlığa mahkum etme yetkisine sahip olabilir? Bu yetkiyi tanımamalı ve reddetmeliyiz. Tiyatro da toplumun temel gereksinimlerinden biridir. Tiyatro ve diğer sanatlar zenginlerin para dökerek ulaşacağı ayrıcalıklar değillerdir. Sanatın misyonu toplumu aydınlatmaktır ve emekçi halka kamusal bir hizmet mantığıyla sunulmalıdır. Dolayısıyla elektrik veya başka maliyetlerin seyirciye yansıtılması düşünülemez. Soygun faturaları sanatla emekçiler arasında duvar örmeyi hedefleyen bir operasyondur. Sabancılar kültür sanata pek meraklı görüntüsü vermektedir. Şaka değil, müzeleri, kültür merkezleri, üniversiteleri, okulları var. Demek ki görüntüye kanmamak gerekiyor. Sabancılar bu faaliyetlerden de kar ediyor olabilir. Olmadı, masraflarını vergiden düşüyorlar. Sanat üretmek sermaye gruplarının ayrıcalığı olamaz. Ülkemizde tiyatro çoğunlukla halkçı, ilerici karakterde ve kar amaçlı olmayan bir faaliyet olarak örgütlenmiştir. Tiyatro toplumun aydınlanma mücadelesinin bir parçasıdır. Egemen düzenin bütünü ve şu anda konumuz olan Sabancı Holding faturalarıyla aydınlanmaya saldırmaktadırlar. Abarttığımızı düşünenlere faturadan bağışık tutulan camileri, üstüne yaptıkları milyonluk vergi borcu bir imza ile atfedilen dev şirketleri hatırlatırız. Saldırı bir elektrik abonesinin sorunu sayılamayacak kadar büyük ve boyutlu. Türkiye halkı bir yoksullaştırma saldırısı altında. Etiketler, faturalar bu saldırının parçası. Saldırının faili ise sermaye sınıfı ve siyasi iktidar. Kadıköy'de Bahariye Caddesi üzerinde bir tiyatronun elektriğinin kesilmeye kalkışılması bu bütünün bir parçası olarak görülmelidir. Sanatçıları, aydınları, yoksulluğa karşı mücadele eden emekçileri moda sahnesiyle dayanışmaya çağırıyoruz. Nazım Hikmet Kültür Merkezi sanatın içinde, emekçinin yanındadır. Herkesi bu dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Teşekkürler.
Kardeşlerim, canlarım, kaldırın başlarınızı. Suçlular gibi yüzümüz yerde, özümüz darda durup dururuz. Kaldırın başlarınızı yukarı. Bize göz verildi, gözleyin diye. Dil verildi, söyleyin diye. Kulak verildi, dinleyin diye. El, gövdede kaşınan yeri bilir. Dert bizde, derman ellerimizdedir. Ararsan bulursun. Verirsen alırsın. İnanmazsan gelir görürsün. Gelenlere, görenlere, inananlara selam olsun. Hoş geldiniz. O inanç ki ustalarımızdan emanettir bize. O inanç bu sahnede bir arada olmamızı sağlayan, bizim için daima yaşayan Ferhan Şensoy ustanın emanetidir bize. O inanç yaşamı boyunca türlü zorluğa, zorbalığa rağmen insan demiş, emek demiş, sevgi demiş, üstad Ruhi Sudan emanettir bize. Kederini, neşesini, öfkesini, umudunu türkülerine ilmek ilmek işlemiş Ruhi Sudan emanettir türküler dostlar korosuna. Ve elbette bu emaneti taşırken yolumuzu aydınlatan şefimiz, ustamız Haluk Polat'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Umarım sesim duyuluyordur. Öncelikle böyle bir konuşma yapmayı planlamıyordum ama aklım bu son yaşanan olaylardan sonra birkaç şey söylemek istedim ben de. Öncelikle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne bu organizasyonu yaptığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Nazım Hikmet Kültür Merkezi sanatın her zaman yanında, özellikle de bu dönemde bu desteğini artırarak sürdürüyor. Bu yüzden çok önemli bir iş yapıyor. Bizler de elimizden geldiğince Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin yanında olacağız. Umuyorum bundan sonra da bu işbirliği devam edecek. Farklı farklı gruplarla, farklı farklı yerlerde, farklı konserlerle diye düşünüyorum. Biraz da tabii Ruhisu'dan bahsetmek gerekiyor. Çok heyecanlıyım. Konuşmak benim için çok kolay değil. Şurada konser yapsaydık daha güzel olacaktı açıkçası. Burası benim için çok önemli bir yer. Ferhan Şensoy Tiyatrosu. Yıllarca burada çıkmak için ne yapabilirim diye düşünüyordum. Sonunda kısmet oldu, öyle diyelim. O yüzden çok mutluyum. Çok önemli bir konser olduğunu düşünüyorum benim için. Sizler için de umarım öyle bir konser olur ki unutmazsınız yıllarca. Ruhisu çok önemli bir müzik insanı olmasının yanı sıra çok önemli bir düşün insanı, siyaset insanı. O yüzden onu sadece müziğiyle almak değil, onu düşünceleriyle, onu varlığıyla, onu siyasi yapısıyla da anmak ve sahiplenmek gerektiğini düşünüyoruz. Umuyorum bundan sonraki süreçte bu konuyla ilgili daha da fazla çalışma yaparız. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifli bir konser olur.
Thank you.
Thank you.
Çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Ve alkışlarınızla Erdem Oral sahnede.
sesim en arka sıraya kadar gidiyor mu? Ben merak ettim. Onlar çok kalabalık. Ben yalnız. Gunde neye kaygı tüle.
gidelim mavilim. Bizimle gelen olmaz bizimle. Gelen olmaz suyu terk edelim mavilim. Sıla'yı terk edelim mavilim. Sıla'yı terk edelim mavilim. Sıla'yı terk edelim mavilim. Almanya gemileri, Almanya gemileri, birileri bir gemi, birileri bir gemi. Kör olsun al Almanya, kör olsun al Almanya, ağlattı gelinleri, ağlattı gelinleri. Kör olsun al Almanya, kör olsun al Almanya, ağlattı. Almanya acı vatan, adama hiç gülmeyi, adama hiç gülmeyi, adama hiç gülmeyi. Almanya acı vatan, adama hiç gülmeyi, nedendir bilemedim, bazıları gelmeyi, bazıları gelmeyi, bazıları gelmeyi. Almanya'ya gitmişsin, orada evlenmişsin, orada evlenmişsin, orada evlenmişsin. Almanya'ya gitmişsin, orada evlenmişsin, tam 7 sene oldu, evine dönmemişsin, evine dönmemişsin, evine dönmemişsin. Tam 7 sene oldu, evine dönmemişsin, evine dönmemişsin.
kapıları da kölelik kapıları. Kurtuluruz, 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 sendedir.
Thank you.
tarlası var. Aman da kızlar ne zor imiş burçak olması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdir nefesini yavrum kalkar giderim. Evini başına yandım yıkar da giderim. Elimi salladım bey dedi kene. İnkisar eyledim yar yar burçak ekene. İnkisar eyledim yar yar burçak ekene. İlahi kaynana ömrüm tükene. Aman da kızlar ne zor imiş burçak olması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdir nefesini yavrum kalkar giderim. Evini başına yandım yıkar da giderim. Eğdir nefesini yavrum kalkar giderim. Evini başına yandım yıkar da giderim.
Teşekkür etmek istediğimiz Ses Tiyatrosu'na. Her anımızda emeği olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne. Ve Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki varsınız, hep var olunuz. Saygılarımızla.